İşte Analiz programı olarak İzmir'de Kartemiz gruba konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Güven Bey var. Güven Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1974 İzmir doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Üniversite öğretimi dahil olmak üzere tüm eğitimimi İzmir'de tamamladım. Hep ticaretle uğraştım. 18 yıldan beri de Kartemiz olarak sektördeyiz. Bizlere firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Üniversiteyi bitirdikten sonra hemen askere gittim. Askerden dönmüş olduğumda aile şirketimizde çalışmaya devam ettim. Fakat çok mutlu değildim. Kendim bir şeyler yapmak istedim. O yüzden 2001 yılında apartman temizliği ile ilgili sektördeki boşluğu fark ettim. 2001 yılından beri, yani 18 yıldan beri sektörde faaliyet vermekteyiz. Güven Bey, bizlere vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Temizlikle başlayalım. Apartman temizlikleri, inşaat sonrası daire ve ofis temizlikleri, büro temizlikleri, sonrasında haşereye karşı ilaçlama, profesyonel apartman ve site yönetimi ve son olarak da yeni kurmuş olduğumuz buharlı yerinde oto yıkama temizliği, dış alan temizlikleri, oyun parkları temizlikleri, yat temizlikleri gibi yelpazeyi genişlettirebiliriz. 18 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Günümüze bakmış olduğunuzda mevcut piyasa koşullarında personel istihdam etmek dışında personel maaşları olsun, sabit masraflar olsun, genel giderler olsun bakmış olduğumuzda bu hizmetlerin genelini hepsi için belli bir rakamın altına düşülmemesi gerektiği konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Onun dışında bu mevcut saymış olduğum sorunların hepsinin üst üste koymuş olduğumuzda piyasada merdiven altı olarak tabir etmiş olduğumuz fakat kayıt dışı olan birçok firma var. Müşterilerimizin bu konularda hassas ve titiz davranmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü nihayetinde apartman temizliği ya da apartman yönetimi diyorsunuz ama apartman temizliği demiş olduğunuzda apartman içerisinde herhangi bir yaşanılacak olumsuz bir durum, bir kaza durumu, personelden kaynaklı bir kaza durumu. Apartman yöneticisi olarak aslında apartmanı bağlıyor. Yönetici orada direkt işveren pozisyonunda oluyor. Bu yüzden de patrola çalışılması ya da kayıt dışı çalışılmaması apartmanın için, yöneticisi için gerçekten bir elzem bir durum. Biz 18 yıldan beri kendi personellerimizle, istihdamımızla özlük dosyaları, sosyal hakları neyse hepsini düzenli bir şekilde yapıyoruz. Kaç kişilik çalışma ekibiniz var ve ekibinizi oluştururken ne gibi hususlara dikkat ediyorsunuz? Bir tane genel müdürüm var, bir tane personel müdürüm var, 4 tane saha sorumluluğum var, 25 tane de personelimiz var. Bu ekibi kurarken ya da personellerimizi seçerken genelde biz hep bir aile olgusu içindeyiz. Bizim de beraber insanlara karşı dürüst ve de sorumluluklarını bilen kişileri tercih etmeye çalışıyoruz. O yüzden de çok uzun zamandan beridir de böyle personellerimizi, gelen personelleri çok değiştirme taraftarı değiliz. Herkesi burada memnun etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir personel istihdamımız var. Bu anlamda da mutluyuz. Onlar da mutludur zannediyorum ki uzun zamandan beri aynı sektörde devam ediyoruz. Artık sektörde güvenilir ve kurumsal olmayı başardığımızı düşünüyorum. Kurulduğunuz günden bugüne kat etmiş olduğunuz yoldan bahseder misiniz? Bizim sektöre giriş işimiz hizmet ve temizlikti. Hala da şu anda lokomotif işimiz temizlik. Fakat apartmanlardan gelen teklifler doğrultusunda ve istekler doğrultusunda bunu ilaçlama, profesyonel apartman yöneticiliği olarak çeşitlendirdik. 2012 yılında profesyonel site ve apartman yöneticiliği hizmet belgemi aldım. O günden bugüne de yöneticilik olarak da hizmet vermekteyiz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Sektörde güvenilir ve kurumsal olmayı başardık. Bu yüzden diğer firmalara başarılar diliyorum. Başarılı bir iş adamı olarak genç girişimci arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Piyasa analizlerini iyi yapmaları ve mevcut piyasa koşullarında fizibilitelerini çok iyi
bitirmelerini öğütlerim. Hep söylenen bir şey vardı. Ekmek aslanın ağzında, artık ekmek aslanın ağzında değil, ekmek aslanın midesinde. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Onlara teşekkür ederiz. Aile olmayı başarabildiğimiz için çalışanlarımıza ve personelimize teşekkür ederiz. Show Türk olarak bize yer vermiş olduğunuz için, bizi ekranlara taşımış olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. İzmir halkına bize değer vermiş olduğu için teşekkür ederiz. Ve en son olarak da kartemiz her yer tertemiz diyerek kendi ekibimize teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.